var toplumumuzun içinde. İşte solcu kesimler efendim Rusya'ya dokunmayalım, sağcılar Amerika'ya dokunmayalım, hiç kimseye dokunmayalım, biz kendimiz Türk milleti olarak yok olup gidelim. Aslında konumuz bugün UNESCO tarafından korunmaya alınan Türk abideleri. Ki bazı bölgelerine gidip gezdiğimizde şunu gördük biz Azerbaycan'da. Yalnız insanlarımıza soykırım yapılmıyor. Aynı zamanda kültürel abidelerimiz, sanat, bunun yanı sıra etnik, kültürel, her tür konuda milletimize soykırım yapılıyor. Maalesef dünyada da hiçbir insan hakkı örgütleri buna ses çıkarmıyor. Söz konusu Türk olunca kimsenin sesi çıkmıyor. Bu da çok acı verici bir durum. Biz de bu açıdan değerli Rada Hanım bu konuyla ilgili bizlere bilgi verecek. Çünkü Azerbaycan'da da bu konuyla ilgilenen çok az insan var. Onlardan birisi de Faik Bey. Maalesef bugün aramızda bulunamadı. O açıdan ben sözü çok uzatmadan Rada Hanım'a vermek istiyorum. Rada Hanım, ben detayların içine girmeyeceğim neler yaptığımızı. Biz 2 yıldır değişik projeler başlattık Rada Hanım'la. Son 16-18 yıldır Azerbaycan'da bir çalışmamız var bizim değişik konularda. Sanat, kültür, edebiyat, soykırım, işte Karabağ'da biliyorsunuz neler oldu. Bir gecede Hocalı'da insanları katlettiler. O açıdan buradaki yapmış olduğumuz kadın faaliyetlerinde, çalışmış olduğumuz projelerde çok da verimli oldu diyebiliriz. Özellikle mülteci kamplarında yaptığımız projelerde bir fotoğraf sergisi yayınlamıştık Rotterdam'da. Fotoğrafları çeken fotoğrafçımız Sayın Firat Skargo, Azerbaycan'daki kampları da gezip aynı zamanda belgelemişti fotoğraflarla. Kendi ülkesinde bu kadar mültecinin yaşadığı mümkün olmayan bir durum. Yani düşünün, kendi topraklarınızda mülteci olarak yaşıyorsunuz. Halen kamplarda yaşayan insanlarımız var. O açıdan ben çok detaylara girip de neler yaptık, hangi projeleri yaptık, yıllarca neyin mücadelesini verdik, onlara çok değinmek istemiyorum ama bugün konumuz abideler. Ben Rada Hanım'a sözü vermek istiyorum. Rada Hanım, siz buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yani hamınız hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu akşama doğrudu. Eziyet çektiniz. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Ve ben bir şey söyleyeyim. Birinin eğer sual vereceği varsa biraz uca sesle konuşacağız. Çünkü ben savaşta kulağımı yitirmişim. Burada gelende kulak aparatımı kaybettim. Azerbaycanlı'dan Facebook'ta dünden beri 100 kere paylaşım girdi. 100 kere yeri kim geçirir, kim gelip, nasıl bir toplantıdı? 100 kere. 2 kişi var Azerbaycan'dan burada. 3 kişi. 3. Atakan Bey, Hacı Bey, ve bizim kızımız. 3 kişi, sadece 3 kişi. 16 binden 3'ü olmamak diye. Çok utanç verici bir şeydi. Yani bizim bir, ben okuduğum zaman, kolejde okuduğum zaman, üniversiteden evvel ben tıp kolejini bitirdim. Tıp kolejinde bizim bir her müellimimiz var idi. Bilirsiniz ki tıp okuyanların her birine her dersi geçilir. O hemşe deyirdi, çocuğun biri eğer bir talebe okuldan kalarsa, dersten kalırsa, bir gün derste olmursa deyirdi ki, neredeydin? Meden başını tabi etmişti. Aklın medene tabi olmuştu. Yemek yiyirdin de okula gelemedin. Şimdi bizim medemiz, Azerbaycanlılara deyin ki bunu men diyeceğim. Fahiş eliyeceğim. Bunu men diyeceğim. Bizim medemiz başımızı tabi eliyip, eğer burada Hollanda'da bir tike yemek tapıp yer ise, demek ki neslimiz, kökümüz, ecdadımız yadımızdan çıktı. Allah korusun. Çok uzağa gideceğiz. Neyse, 1948. ilde
Azərbaycanın baş tacı, Qarabağın mərkəzi olan Şuşa şəhri UNESCO tərəfindən korumaya alındı. Və Sovet dövründə, Atakan müəllim bunu çox gözəl bilir, Şuşa şəhərində bir daşı daş üstə qoymaya izin vermədilər. Şuşa çox qədim, tarixi bir şəhər olduğu üçün orada tikinti aparmağa, bir daşı daş üstə qoymaya kimsəyə izin verilmədi. Pozulamaz dedilər o tarix. Amma bugün Şuşa şəhərinin daşı daş üstə qalmıyor. O tarixdən heç nə yoxdur. Və bizim o böyük güclərin bəhbəhlə başımıza çıxardığı UNESCO-su və digərləri səsini belə çıxarmadı. Bir yerdə bir kəlimə yazır elə getmədi, Şuşa dağıldı, o bizim korumamızdadır. UNESCO sahib çıxma deyiz korumasında olanlara. Necə ki, biz sahib çıxmırıq özümüzünkünə. UNESCO bilinçli sahib çıxmıyor. Bilərəkdən sahib çıxmıyor. Amma biz laqeydlikdən sahib çıxmıyoruz. Amaras məbədi deyilə bir məbədimiz var. Yəni, insanlıqla bir yaşda az qala 4-cü əsrə aid tikintidir. Alban məbədidir. Ermənilər bizim bir söylüyor. Sovet dövründə Qarabağda qayda alınmış 863 abidə vardı. Amma Sovet dövrü onları qayda almaya izin vermədi və sanki heç bir ehtiyac duyulmadı. Yəni, biz ermənilərlə çox mehriban münasibətdəymişik, kardeşmişik, nə bilim kimmişik. Ona görə abidələrimiz qeydə alınmadı. Amma bugün Ermənistan saytları Dağlıq Qarabağda 8768, Qarabağda 8768 abidə qeydə alır. Və o abidələri erməni abidələri, anıtları, erməni anıtları kimi internetdə yayınlayıb, onların hər birinə pasport veriblər, hər birinə pasport veriblər və o abidələrin çoxunun daşı daş üstə qalmıyor. Şuşa şəhərində 14 məsciddən biri hal-hazırda normal halda deyil. Hər biri dağıdılıb, uçurdulub, yerlə yeksan edilir. Şuşada Şuşa qalası deyə bir qala vardı. Şuşa qalasının tarixini kimsə bilmir. Kimsə bilmir, təsbit edilməsi belə mümkün deyil. İkinci, üçüncü əsrə təsadüf edir. Və iki kəs bərpa olundu, tamir olundu. Bir dəfə fənaxalxan təmir etdi, bir dəfə də fənaxalxandan əvvəl təmir olunub uzun zamanda deyildiyinə görə 9-cu əsrdə təmir olunub. Və sağ salim gəlib bizim dövrə çıxmışdı. Bugün Şuşa qalası da yerli insandır. Biz özümüzün olan heç nəyə sahib çıxmırıq. Ağdam demək olar ki, Şərqin ən gözəl şəhərlərindən biridir. Kəlbəcər və Ağdam ərazisində yaşayan insanlar bəlkə də dünyanın ən zəngin insanlarıdır. Və o zamanlar, hələ 80-ci, 75-ci illərdə Ağdamda 3-4 mərtəbəli şəxsi mənzillər var idi. Sizlər onu bilirsiniz. Şəxsi evlər var idi, 3-4 qatlı. Bugün həmin şəhərin daşı daş üstə qaldı. Dünyanın ilk çörək, ekmək muzeyi Ağdamda quruldu. Bugün onun da daşı daş üstə qaldı. Dünyanın ən kaliteli tədavi edən kaplıcası Kəlbəcər ərazisindədir. Evet, bugün Ermənistan o kaplıcanın suyunu satır və çox böyük gəlir əldə edir. Dünyanın ən böyük qızıl mədənlərindən biri Kəlbəcərdədir. Bugün Amerika, İsrail,
Almanya'nın büyük şirketleri o altınları çıkarır kendi xeyirləri için. Elə o yüzden de Ermənistan'a kaşın üstünde qara var diyen yoktu. Çık bu torpaqlardan diyen yoktu. Çünkü kendi mənfəətinə, her bir ülkə kendi çıkarı için Qarabağ kendi çıkarından bakır. Ağdara bölgemiz var. Ağdara bölgemizde dünyanın en zengin filiz yatağı var. O filiz yatağını bugün vəhşi kimi talayıp götürürler. Vəhşi kimi. Bunlar her biri bize məxsus olanlardır. Bunlar her biri bizim tarihimiz, bizim geleceğimizdir. Keçmişimiz ve geleceğimiz. Alban abidelerinin her biri Türklüğe məxsus, Albanlara məxsus keçmiş abidelerdir. Ve onların kilme tarihi üstündeki daş kitabelerle yazılıp koyulup bugün hemen o daş kitabeler oradan çıkarılır, ora Ermenice yazılar koyulur. Kimseye de söyleyemiyorsun, kimseye de sübut etmek mümkün değil. Değil, neden değil? Çünkü biz bak özümüz, kendimiz bu kadar laqeyd bakıyoruz. Biz sübut etmek istemiyoruz. Sayeden Fatma Hanım, konuşacak sözüm çoktu ama bilmiyorum daha neleri konuşum ama bir şey söyleyeyim ki bize yakışmış. 300 milyonluk Türk dünyasına 7 milyon Ermeninin elinde bak bile aciz kalmak bize yakışmış. Ama herden de bir taraftan bakanda yakışır. Kendimiz kendimize yakıştırıyoruz bunu. Belki yanlış söylüyorum ama kendi kendimize yakıştırıyoruz. Bugün Türkmenleri, Mosul'daki Türkleri, Kerkük'ü bizim bak bu durumumuza göre yerle yeksan ettiler. Bilmiyorum daha ne söyleyeyim. Çok sözün hakiki manasında çok... Faik Bey gelmeye koymadılar. Biliyor musunuz neden? Faik Bey son zamanlar abidelerle bağlı, Azerbaycan tarihiyle bağlı İngiltere'de 3 büyük makale yazdı. Çap olundu İngilizce. Son günler Ermenistan mətbuatı Faik müəllimle ilgili çok, çok sayılı yazılar. Herhalde Fransa səfirliyinin Faik müəllimə viza verməməsinin səbəbi də bu oldu. Götürülmüş birkaç yüzleri çocuğun. Deyən Zori Balayan yadınızdadır. Xan kəndində Razumovskinin ayaqlarının ipini bağladı. Ayaqqabısının bağı açılmışdı, əyildi milyonların karşısında onun ayaqqabısının bağını bağladı. Niyə bağladı? Çünki ondan ehtiyacı var idi. Millət olaraq ehtiyacı var idi. Qarabağı almaq üçün onlardan ehtiyacı var idi o adamın. Amma biz onu yapmayız. Biz onu yapsaq, inəklərimizi də sağan olar, tarlamızı da bicərən olar. Mən kəndi tarlamdan demədim. Hamımızın imumi bir tarlamız var, imumi bir işimiz var, imumi bir dərdimiz var. Buyurun. Ama biraz ucadan danışın lütfen. Sesli danışın da. Ben Hatay'da yaşıyorum. Bize de Ermenice. Ama biz çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Azerbaycan'da ses geliyor musunuz? Geliyor Yılmaz Bey. Azerbaycan'da Ermeni mi çok? Azerbaycan halkında artık. Şu anda hiç Ermeni yok. Yok var var var. Ne diyor? Bizde de çok az var. Diyor ki ben Hatay'da yaşıyorum. Hatay'da Ermeniler de var. Bakı'da ama, da var. Ha, diyor ki Azerbaycan'da çok mu Ermeni var? Türkiye'de mi daha çok? Yok, Türkiye'de çok. Türkiye'de daha çok.
Ama 1994. yılda Azerbaycan'da dəqiq say olarak 30 bin Ermeni kadın vardı. Yani eşi Ermeni Azerbaycanlı olup Azerbaycan'da kalan 30 bin Ermeni kadın vardı. Bir bakın. O 30 bin Ermeni kadını evinde saklayan Türk erkeği Ermenidir. Ben ona Türk demem. O Ermeni. Hatta o Ermeniden bile kötüdür. Onun heresinin bir çocuğu olsun. Bir çocuğu bozuluyor tabii. Çocuğu anne terbiye ettiği için her annenin terbiye ettiği çocuğu, Ermeni annenin terbiye ettiği çocuk Türk erkeğinin çocuğu olsa bile o da bir Ermenidir. Oldu şu mu? Anda, şu 90 anda, bin oldu mu? Şu anda heresinin de bir akrabası orada kalmış olsa kadını için. 120 bin oldu mu? Aşağı Hayır. yukarı bir 150 bin Azerbaycan'da bugün Ermeni var. Evet. Biz de onlara dokunamıyoruz. Neden dokunamıyoruz? Evvela onların köklü yaşayanlardı. İkinci de onların birine dokunursan sesleri dünyadan bütün çıkacak. Dünya kalkacak üstümüze. Evet. Osmanlı zamanından Dolmabahçe Sarayı'nın müteahhitliğine oranın mimari şeyini yapan Ermeni asıllı şey. Yalnız Ermeni asıllılarla da Ermeniler Ermen Beyliği vardı. O konuda Rada Hanım siz geçen vakıfta yaptığınız toplantıda bir bilgi ben. Verecektiniz. Ben. Hakiki Ermen beylikleri var. Ermen beylikleri biliyorsunuz Türk beyliğidir. Ermeni değildir ama daha sonradan Ermeniler Ermen Beyliğini kendilerine alarak Ermeni ismini aldılar. Ermeniler almadı onu. Kim aslında, aldı? Aslında demeli Ermen devleti olur. Ha, Ermen devleti. Ve evet. çok kadimde olup bu devlet. Ermen devleti iflasa uğruyor. Yani dağılıp Ermen devletinden sadece kalıklar kalır. Abideler falan. Ve bu tarihi Rus çarlığı çok güzel bildiği için 16. əsrdə araşdırmaların nəticəsi olaraq Ruslar əllərinə bir bəlgə topladılar. Ermən dövləti ilə ilgili bir bəlgə topladılar. 17. əsrin, yəni 1705-ci ildə Rusiya bugünkü Ermənistanın yəni Qərbi Azərbaycandır, ora bilirsiniz Azərbaycan toprağıdır. Orada heç vaxt ermənilər mövcud olmuyub. Ora tam bir Türk toprağıdır. İlk Ermeni devleti, ümumiyyətlə dünyada beşer tarihinden ilk Ermeni devleti 1918-ci ildə Azerbaycan topraklarında kuruldu. Ve o Ermenileri, yani bugünkü Ermeni adlananları, ben bir haşiye çıkayım. 3 ay önce Amerika'nın DNA testlerinin bir neticesi oldu. Bugünkü ermənilərin 58%-nin kanı Türk kanıdır. Və belə bir yazı qoymuşdular. Ermənistan şok, İravan şokda. Nədən şokda? Ermənilərin kanı Türk kanı çıxdı. Və mən də belə bir şey söylədim. Affedersiniz, hər kəsin qarşısında bunu söyləyəcəm. Yani çox üzürlər amma söyləyəcəm. Mən də dedim, siz ermənilər nədən şokdasınız? Bir iş yapmak için, her hansı bir vazifeye gitmek için, her hansı bir niyetinizi hayata geçirmek için kadınlarınızı Türk erkeklerine peşkeş vermediniz mi? O yüzden bugün sizin çocuklarınız Türk kanıyla olacak. Yani burada şoka girecek bir şey yok. Şoka girmeyin. Bunu kendiniz yaptınız. Ama ərazimizdə yaşayan ermənilər əslində Hindistanın cənubunda və Fransada, ta qədimdən Fransada və Hindistanın cənubunda yaşamış haylardır. Ha, Hindistan biliyorsunuz değil mi? Hint asıllı hay. Yani hani şu onlar anda... Onlar haylardır. Evet şu anda onları en çok Fransızlar da Hindistanlılar da kul kimi çalıştırardılar. Kul biliyor musunuz ne? Kul, köle. Köle. Köle kimi çalıştırıyordular. Ve Ruslar onları çok büyük tezminat ödeyerek Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve bugün İran'ın terkibinde olan Azerbaycan'ın cenubuna yerleştirdiler.
zoren yerleştirdiler ora. Onlara da Çar'ın bir mektubun Nasiman Yağuplu tapıp arşivlerden Nasiman Yağuplu tapıp evet. Orada yazır onlara bir mektup yazır ki onların başkanına bir mektup yazır ki ben size bir devlet kuracağım ve size Ermeni adı vereceğim. Bir millet oluşturacağım sizden. Bir millet oluşturur, Ermeni adını verir, köçürdür bizim erazilere, onları sürürler bizim erazilere. Orada Ermeni adıyla yaşamaya başlayırlar. Hemin Ermen devletinin de adını Ermen, Ertürk demektir. Evet. Ertürk demektir. Ertuğrul, Er ismi, soy isimlerde vardır. Ya bugün de hello dilimizde Fatma Hanım düz deyir. Ertuğrul adı var. Evet. Erbakan adı var. Erdoğan adı var. Yani bak, həmin Er, mən Erəm, mən Türkəm, Türk dövlətinin adını onlara verir, onları bura köçürdür. Və bugün doğrudan da onlara bir devlet qurdular. Evet. Və o devlet harda quruldu? Yeri çok önemlidir. Səfa bəy belə şeyleri çok gözəl bilir. O, Türkiye ile Azerbaycanın arasında bir bufer dövlət qurdular, bir alov yarattılar. Tam stratejik bölgelerde yani. Ateşdir orada. Daim olarak yanıyor. Bizi birbirimizden ayırdılar. Azerbaycanı Ermənistan üzündən 3-4 yere parçaladı. Naxçıvan bir tərəfdə qaldı. Bir yarısı İranda qaldı. Bir yarısı Borçalı Gürcüstanda qaldı. Və bir yarısı da Rusiya ilə Ermənistanın arasında sıxışaraq qaldı. Nə akıllılar, deyil mi? Bunları biz niyə görmüyoruz? Bizim də bir Atatürkümüz var idi. Gördü. Yazdı, qonşu dövlətlərlə bağlanan müqavilələri nasıl bir bağladısa, bugün kim ayağını hara tərpədirsə, Atatürk'ün bağladığı müqavilələr onun qarşısında bir daşdır. İmkan vermir ki, nə Mosulda, nə qeyri yerdə biriləri bir iş görsün. Onun hamısı sanki Türkiyə tabi olmuş kimi qoyulub. Adam 100 il bundan qabaq bir müqavilə bağlayıb, bugün o müqavilə bizim əlimizdə altın parçasıdır. Və biz bugün nə yapıyoruz? Nə yapıyoruz biz? Atatürk'ü dışlamağa çalışıyoruz, mahvetməyə çalışıyoruz. Niyə? Çünki biz onu görmüyoruz. O hədəfimiz yoxdur. O bir hədəf var, hədəf. Bizim o hədəfimiz yoxdur. Atatürk'ün göstərdiyi hədəfə koşmalıyız, Atatürk değil mi? Atatürk bu hədəfi bizə göstərdi, maalesef görmək istəmiyoruz. Görmək istəmiyoruz. Mən, vallahi bu bizim çok... gələndə... Türk senin düşmanındır söylüyor. Çocuğa Türk senin, çocuk ağladısa ağlama, Türk gelir seni götürür. Ha, burada da var. Aparar sizi, değil mi? Eski Hollandalılarda da söyleniyor. Türk seni götürür ve evet. Yer. Evet. Biz adam yiyen. Dosta gayret al bu işi. Hay valla. Yanlış mı? Değil mi? Yanlış söylüyorum. Yanlış tarifini özgürlük. Her şey tabii. Yani biz çokuz burada. Çokuz. Maşallah. Vallahi çokuz. Çok büyük işler görebiliriz. Her birimiz de biraz yaşlandık. Biraz yaşlanmamız bize çok işler görmek imkanı verir. Neden? Çünkü gençlerin belki bir korkusu olabilir. Gençlerin belki bir ihtiyat edebilirler ama biz yani bir yaşadık ömrümüzü. Bundan sonra ben 50 yıl yaşasam ne olar, yaşamasam ne olar? 55'i geldi. 5 yıl yaşayayım, şerefle yaşayayım. Sizin bir gününüz bize önemli Rada Hanım. Ama bir bu gününü size verdim. Bir gününüz, bir dakikanız bile çok önemli. Vallahi ben çok memnunum. Bak, sizlerden çok şeyler gözlüyorum. Hatta burada bizim bir Atakan müəllimimiz var. Çok elimli, hüququ bilen, çok değerli bir vətən övladıdır. Mən çox inanıram ki, Atakan müəllim Azərbaycanın, yəni bildiyim budur, içimdəki bir inanc budur ki, Azərbaycanın ayağına bir
küçücük bir daş değmesini bile istemeyen biridir. Eləcə də hacı qardaşım. O yüzden biz burada çok var çok. Medyamız da var. Burada Səfa bəy var. Tarihi bilen, bilinçli. Bir de bizim hukukçu kızlarımız var. Yani gör neler var neler. El bir olsa zərbi kərən sındırar demişler. Bir el ala tuta bilsek var ya. Bu komandaylar. Rada Hanım, bir de bizim Cumhuriyet hazinemiz var. Gülümser Hanım. Heh, doğru. Doğru. Yok, estağfurullah. Doğru. Biz birlikte çok iş yapıyoruz. Biz çok kişiyiz. Evet. Laf çok kişiyiz. Hem de bir de Murat hocamız var aramızda. Burada asıl beyin takımı burada. Doğru. Arkadaşlar öyle değil mi? Az ve öz beyin takımı hepsi burada. Aslında az da değiliz. Ben bir an önce de söyledim. Üç kişiyle bir dernek kurup... Atatürk tek kişiyle başardı. Tek bakın. Kişiyle başladı. Ama biz ne kadarız tek. Burada? Değil mi? Atakan Bey, biz 1987 yılında Əbülfəzl Elçi Bey'in etrafında başlayanda 8 nəfər idik. Çayxanada gizli söhbətlər eləyirdik. Sizdə mi vardınız Atakan Bey? Ali yok, Bey de Atakan vardı. Bey yok idi. Çayçılarda, Ali Bey de yok idi. Çayçılarda gizli söhbət eləyirdik. İlk idarə heyətimiz oldu bütün Azərbaycan üzrə. 15 kişi. Biz çokuz. O da geldi. Hardasa bir yıl sonra 15 kişi. O ilk 15 kişiden biri de benim. Təhdid olunduk. Tutuklandık. Kaçtık. Her şeyi gördük. Olsun. Ama bugün varız. Bugün varız. Buradayız. Biz 20 Ocak yaşadık. 20 Ocak tarihini yaşadık. Herhangi bir halk onu yaşasaydı o çok Allah şahidindi bir daha evinden dışarı çıkmazdı. Ama biz evimizden çıktık. 20 Ocak'ta Rus ordusu geldi Bakı'yı yerle yeksan etti. Tanklarla bütün insanların üstüne. 22 Ocak'ta şehitlerimizin defnine 2 milyon çıktık. 2 milyon. Sokakta insan elinden yer yok. Ha, 20 Yanvar'ın aynı sizin evin yanı değil mi? Evet. Biz hemen ailelerin çocuklarıyız. Hemen aileleriz. Hemen adamlarız. Hollanda'ya yahut Amerika'ya yahut diğer ülkeler bize kapılarını neden açıyorlar biliyor musunuz? Parçalamak için. Koy gelsin, burada erisinler. Evet. Ama gittiğiniz yeri özünüzünkü eleyin. Bura sizindi. Burada sizin hakkınız var. Böyle düşünün. Eğer buranı bir vatan olarak seçtinizse buranı Türk toprağı görün, Holland toprağı görmeyin. Burası sizindir. Aslında Hollandiyanın Hollandiya olması için bir zadegen Türk kızının onun sarayına gelmesi lazım idi. Biz böyle bir şerefli milletik. Onu hiç vakit unutmayın. Sizin olara hiçbir borcunuz yoktu. Bizim dünyanın hiçbir halkına hiçbir borcumuz yoktu. Biz en güdretlisiyiz. Biz en güzeliyiz. 16. əsrdə bir İngiliz zadeganı yazırdı ki, Türkler dünyanı idare etmək için yaranıblar. Dünyaya hakim olmak için yaranıblar. Başkaları isə onlara xidmət göstermek için. Ne oldu bize? İngiliz. Ne oldu bize? Atakan Bey okumuşsunuz Alexander Dumas'ı. Alexander Dumas'ın dünya seyahati var. 3 yıl devam edilen dünya seyahatinden bir kitap yazır. 3 ay devam edilen Kafkas seferinden ayrı bir kitap yazır. Adını da yazır Kafkas seferi. Orada Kafkas halklarını kaydedir. Yani nasıl bir halktır ve orada bizi yazır. Azerbaycan'ı ta Dağıstan'dan tutmuş Azerbaycan'ı yazır ve yazır ki bu ülkede, bu memlekette kağıt işlemir. Yazı yoktu.
Erkek söz verdi, bitti. Ölümü olsa bile o sözü yerine getirecek. Yalandı mı? Yazılı olmayan tarihimiz var diyoruz. Ama yazılarımız var idi. Sadece olarak biz bir anlaşma, yazı yani nasıl bir yazı? Anlaşma yoktur. Ben Atakan Bey'e söz verende ki, Atakan Bey, ben öğlen zamanına bu su bardağını, su dolu size getireceğim. Demek ki ben bunu getirmeliymişim. Ölsem bile kolum kesilip bu bardağı Atakan Bey'e götürmeliydi. Böyle bir memleketiydi. Yani bizim böyle bir genetikamız var. Ha, biraz indi de var. İndi de var belelerimiz. Ama yani biraz tez tez toparlanmamız gerekir. Rade Abbas gelende toparlanmayın. Yok, biz gerek her zaman değil. Fatma Aktaş çağıranda gelin. Onu meydanda tek koymayın. Niye koymayın? Size güvenebilsin. Ben yine deyirəm. El bir olsa zərbi kərən sındırar. Her biriniz bir Fatma Aktaş olun. Her biriniz. Ve her birinizin çevrenizde bu kadar adam olsun. Her biriniz bir Fatma Aktaş olsanız, her birinizin çevresinde bu kadar adam olsa, bir kez Fatma Aktaş gelin diyende, 20'ni 20'ye vur, ne kadar oldu Fatma Hanım? 500 nefer, 400 nefer. Ama kararlı olmak lazım. Ama vallahi ben Azerbaycan'da böyleyim. Bir kez telefonu kaldırıp ya Facebook'ta bir yazı paylaştığımda 2-3 saatte bir 100 adam toparlayabiliyorum. Türkiye'ye gittiğimde bir tel açtığımda toplantı istiyorum dediğimde bir salon dolur. 1000 kişilik bir salon dolur. Çok ümit ediyorum ki inşallah. Gelen inşallah. Ben buraya gelende. Gelen yıl Tayyip Bey'de, üçüncü ayda planımız üçüncü var. Üçüncü ayda biz aynı, burada bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bir hafta sizin, boyunca. Ha, bir hafta sizin boyunca. Her birinizden istiyorum onu. Hafta hem de size bir, nasıl söyleyeyim, güvenerekten, erk ederekten her birinizden herkese istiyorum. Çok ağır görev düştü. Biz şimdi bir bayram geçireceğiz. Evet, Nevruz bayramını geçireceğiz. Üçüncü ayda unutmayın aynı zamanda ve hiç vakit unutmayın ki Nevruz bayramının İslam diniyle hiçbir alakası yoktur. Nevruz bayramı beşeriyete mehsus en kadim bayramlardan biridir. En kadim bayramlardan biridir. Onun tarihiyle bağlı. Fatma Hanım'a yazı yollayacağım. Her biriniz paylaşın, okuyun. Ve biz insanlık olarak Nevruz bayramını qeyd etmek mecburiyetindeyiz, zorundayız. Mustafa Bey, birilerinin bir bayramı var. 5-10 tane öküzü bir...